Nasıl? Toplantınız iyi geçti mi? Masay biraz kızdı ama sağ olsun çok fazla sorun çıkarmadı. Biz de hayaletiz canım. Sonuçta canavar değiliz ya. Ay neyse. Bitti artık, rahatız. Merhaba Gözüm abla. Merhaba Ömer Bey. Ben size bir şey sormaya geldim. Peki sor bakalım. Fani taraftan bir kıza aşık olursam onunla birlikte olabilir miyim? Nasıl yani? Birlikte olmaktan kastın nedir anlayamadım. Yani onunla evlenebilir miyim? Hiç sanmıyorum. Bir bakalım. Ah maalesef olmuyor. Ama ölmeden önce tanısaydın oluyordu. Öldükten sonra olmuyor. Ama istersen kendi kendine aşık olabilirsin. Platonik olarak da tabii. Yani onunla asla kavuşamayacağız ha? İlk defa ölü olmak beni bu kadar mutsuz etti. Eğer sevdiğin kız ölürse bu tarafta onunla evlenebilirsin. Ne güzel. Ya demek sevdiğim kız ölürse burada beraber olabiliriz ha? Güzel. İşte al, müşterilerin numaraları burada masaj. Tamam Michel anneciğim, sağ ol. Acaba diyorum kürdanla ilgili olarak diş karıştırma dışında kullanılan yönlerini de mi vurgulasak arkadaşlar? Evet, bu fena fikir değil. Mesela toplantılarda, kokteyllerde, kanepe türü yiyeceklere kürdan saplanmasını kullanabiliriz. Ucu en sivri, tahtası gürgen ağacından yapılmış kürdan desek nasıl olur acaba? Olur. Otobüslerde tacize uğrayan kadınlara öneririz. Tacizciye batırsınlar diye. Kanka. Ha? Evet kanka. Sana bir şey söyleyeceğim kanka. Söyle kanka. Ben var ya ben. Dur sen söyleme, ben tahmin edeyim. Bir dakika dur. Paraya sıkıştın, benden borç isteyeceksin. Yok değil kanka. Dur sakın söyleme, bir dakika bulacağım. Erken çıkacaksın, benden durumu idare etmemi istiyorsun. Yok o da değil. Bir dakika bulacağım. Sen benden Michel'i film isteyeceksin. Yok canım öyle bir şey değil kanka. Allah Allah, daha ne isteyeceksin be kanka? Kız kardeşim Firdevs'i isteyecek halin yok ya. Tabii canım. Olur mu öyle şey? Söyle bakayım. Ne isteyeceksin? Şey diyecektim ben. Dişime bir şey kaçtı da fazla kürdanın var mı diyecektim. Oğlum senin masanda var ya. Doğru ya. Yani kafa kalmadı işte kanka. Bana bak oğlum, sen yaşlandın, bunamaya başladın ha. Tohuma kaçmadan en iyisi bir an önce evlen. Diyorsun. Bravo Reyhancığım. Çünkü çay yapmak dünyanın en zor işi. Neden öğrendim ama? Çünkü yapacağım şeylerin hepsini bir kağıda teker teker yazdım. Ve sonra onları uyguladım. Bu yüzden hata yapmadım. Ay, sen çay yapmayı öğreneceğine Masar'la evlenmeyi öğrenseydin ya. Hey büyük Allah'ım, yani minik kuşumun evlendiğini dünya gözüyle bir görebilsem. Vallahi de koskocaman İşte benim prensesim buradaymış. Sen karışma, sen lafa girme. Ben istediğim şeyi keserim, herkese de dağıtırım. Ya siz şimdi bir tane koç keseceğinize, sizin durumunuzda olan 7 kişi daha bulup danaya girseniz daha iyi olmaz mı Menkıbe Hanım teyze? Ben sana bir giriş için... Demek seninle ölünce ancak kavuşabileceğiz güzel kız. O yüzden ölmenden başka çaremiz yok. En acısız bu şekilde ölürsün aşkım. Hadi iç. İç de bir an önce kavuşalım. Çay yaparken en önemli şey suyu çok iyi derecede ısıtmaktır. Suyu ne kadar ısıtırsan çay da o derecede o kadar sıcak olur. Bravo Reyhancığım, bravo. Bakalım Firdevs'in çayını bir bakalım yeteri kadar değil mi? Allah salak! Allah kahretsin! Salak! Sen çay yapmasını öğreneceğini önce yürümesini öğren! Ay çok özür dilerim! Ben şimdi sağ oturma attığım zaman öyle sağ oturma atınca sonra bir de iki ayağım birbirine karışınca birden düşürmezsin! Koş çabuk! Mutfaktan bez getir de batırdığın yeri sil. Şunun haline bak salak! Bir de biz de bunu Masar'la evlendirmeye çalışıyoruz. Kızım, hay Allah. Nasıl yağmurlar yine kesiliyor. De kalkmış, ben de seni evlendirmeye. Benim gitmem gerekiyor güzel prensesim. Çocuk. İlk yağmurla tekrar sana döneceğim. Hoşça kal. Yere kazayla çay dökülünce silme bezimiz mutfağın neresindeydi? Hay Allah'ım ya Rabbim, sen bilirsin. Hey Allah'ım ya Rabbim.
Bak Reyhancığım, yere kazayla çay dökülünce silme bezi diye bir bez yok. Bu tür durumlarda mutfağa gidilir, oradan bir bez alınır ve silinir. Hay Allah, doğru ya, benimki de kafa işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş.